Evet, burada karadut ağaçlarımız var. Burada hünap ağaçlarının yanında. Şöyle sevgili babacığım, bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sanırım 8 falan ağaçlık bir deneme yapmış. İkindi uykusu mamurluğu var üzerinde. Kalktım ve karot yemeye geldim. Bu karotlar o kadar muazzam karotlar ki, böyle o ekşiliği çok iyi bir şekilde, o aromayı inanılmaz yakalamış. Müthiş, muazzam, ama hani o kadar muazzam ki burada anlatamam. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Öyle karotlar. Babacım, iyice babacımcı oldum. Babam bunların şeyini bir 4-5 sene önce yapmıştım. İnanılmaz bayılmıştım. Sonra onu işte butik otellere satacaktık. Tabii sonra hayal oldu. Şimdi fakat Karan Çiftliği adlı mütevazi butik marka olma yolunda sağlam ve emin adımlar atmayan markamızın, ama bir şeyler yapmaya çalıştığımız markamızın içinde şöyle sınırlı sayıda bu sene, İnşallah geçen seneki gibi olacak. Oh, yaktı boğazım. Oğlum nasıl güzel karalut. Yani böyle bir karalut ben yemedim. Abi gelip de karalut yemiyoruz ya. Gerçekten. Yani şu karalutu gelip de yemiyoruz. Yemek lazım abi. Yapmıyoruz be. Gitmiyoruz be. Hop. Tüh ya. Ya baba, keşke biraz daha dikeymişim şundan. Hacı abi. Her şeyden bol bol bundan kaç ağaç? 12 ağaç, hiç yakışmamış. Valla. Ben aslında buradaki karotu ben mevsiminde gelip burada taze olarak da tüketebiliyorum. Yani anca bana, beni anca karşılıyor. O yüzden reçeli de ne kadar çıkar bilmiyorum. Benim küçüklüğümde yukarı köyde bir karot ağacı vardı. Yani aroması bu kadar çarpıcı değildi. Onu hatırlıyorum, hala var çünkü. Ama böyle salkım saçaktı. Saklanmaç oynarken içine falan saklanıyorduk. Abi buraya düşüyorsun kardeşim. Evet, bu da böyle bir videoydu. Her videonun amacı olması gerekmiyor. Zaten son günlerde çok har vurup harman savurarak kullanıyorum YouTube'u. Adeta yaşlı emekli bir amca gibi. Bu durumdan gayet memnunum. Hoşçakalın.